Nazarna ve söküp aldık, çıkardık. Mâ fî sudûrihim, göğüslerinde her ne varsa, min gillin, gilden yana, yani sıkıntıdan yana, sevimsiz durumlar, nahoş duygular, çekememezlik, haset, yaşanmış bazı talihsizliklerin neticesinde kalmış izler ve benzeri. Her ne varsa onların arasında, yani kimler onlar? Sudurihim'deki him kime gidiyor? Hemen önceki ayette geçen ashabul cennet, cennet ashabı. Onlar orada sonsuzdurlar dedi Cenab-ı Hak. Sonra da وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ, göğüslerinde gil namına ne varsa onları söküp aldık. Demek ki bu da göğüslerde olan bir şey. Gil de göğüslerde saklanıyor, göğüslerde yaşanıyor, göğüslerde bekliyor. Cenab-ı Hak onları göğüslerinden almış. Şimdi bu da ayet-i kerime cennetteki yaratılışla ilgili bir ip ucu veriyor olabilir. Çünkü göğüslerden bahsediyor. Şayet bu dünyadaki göğüslerini kastederek oradan kalma gilli sökeceğini ifade ediyorsa ayrı, ama yeni durumda da aynı dünyadaki yaratılışlarındaki gibi göğüsleri mevcut. Dolayısıyla yapısal olarak dünyadakine benzer yapıdalar. Yani bir kafa, eller, göğüs, ayaklar, batın, bu insanın mevcut anatomisi. Bu yaratılışında da, yani cennet için yaratılışında da benzer bir anatomiye sahip olabileceğine dair bir karine teşkil edebilir. Göğüslerinde gil namına ne varsa onu söküp aldık. Yahut dediğim gibi dünyadakini kastediyordur Allah Azze ve Celle, dünyadaki göğüslerini. Buradan bakaya ne kaldıysa onlara gil namına bunların sökülüp alınacağını da söylüyor olabilir. Tabii şeklen insanın benzer, dünyadaki anatomiye benzer olsa da işlevsel olarak farklı olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak bu yeni inşada عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ ve sizi de inşa edelim فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, bilmediğiniz bir ne diyelim, ma'nın içerisinde, o ma her neye gidiyorsa, yer, zaman, boyut, ama bu bizim bilmediğimiz bir şeyler var burada. Dolayısıyla ham maddesi mi farklıdır, boyutları mı farklıdır? Allah Azze ve Celle oradaki hayatı وَاِنَّ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, ahiret ise kesinlikle yaşam, hayattır diyor. Yani asıl hayat odur der gibi diyor bunu. وَاِنَّ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, ya bitimsiz olması dolayısıyladır ya boyutları itibariyle dünya hayatı son derece sınırlı ve güdük, eksik, boyutları mahdut, belki ahiretteki inşa ve varlık buna nispetle bu onun demosu gibi kalacak, bilmiyoruz, Allah Azze ve Celle bilir. Dolayısıyla ama bu yeni durumda, yani cennetlikleri konuşurken Cenab-ı Hakk'ın sudurdan bahsetmesi dikkat çekiciydi. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ, göğüslerinde gil namına ne varsa onları söküp aldık. Böylece kendi aralarında artık dostane, dünyadaki şeyi hatırlamaz bir halde, birbirlerini seven, öyle ya huzursuz olduğu, istemediği bir kimseyle aynı ortamı paylaşmak, o da bir sıkıntıdır. Cennette sıkıntı olmaması gerektiğine göre, o zaman sevmedikleri de, kişinin yani kişisel bazı sorunlar yaşadıkları da cennete Cenab-ı Hakk'ın ilminde amelleri dolayısıyla girdilerse Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, o zaman bunların arasında ülfet olmalı.
Orası böyle hani ben falanca ile hiç alakadar olmam, ilişki kurmam, kendi hayatıma bakarım diyeceğiniz bir yer de değil. Öyle sınırlı bir süre değil çünkü sonsuz bir ortam. Dolayısıyla herkesin birbirini illa tanıyacağı, illa birbirini birbiriyle ilişkide olacağı, seveceği, keyif alacağı bir ortam olmalı. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle gilleri bıraksaydı göğüslerinde ne zararı var? Yani birbirleriyle alakadar olmazlardı. Demek de mümkün değil. Çünkü bir şekilde birbirleriyle ilişkiye, muhabbete, arkadaşlığa gireceklerdir. Çünkü bitimsiz, sonsuz bir yerleşim bu artık ve hayat. O yüzden Cenab-ı Hak bir gıl bırakmadı. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Önceki derste bahsetmiştim Hazreti Ali'nin radıyallahu anh اَرْجُوا اَنْ اَكُونَ اَنَا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ demiş. Umarım ki ben Talha ve Zübeyr radıyallahu anhum. İşte bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettikleri gibi oluruz inşallah diye umduğunu ifade etmiş. Peki, tabi onlar ölüp gittikten sonra